Çok değerli Yıldırım İlçe Başkanım, meclis üyelerimiz, büyükşehir meclis üyelerimiz, partimizin üst yöneticileri, Molla Araplı değerli hemşehrilerimiz, Yıldırımlı hemşehrilerimiz, değerli basın mensupları, emniyet mensubu arkadaşlar. Bugün burada yine çok ciddi bir kentleşme sorunu, bir mağduriyeti, bir sıkıntıyı kamuoyuyla paylaşmak, sorumluları, yetkilileri, belediye mensuplarını, idarecilerini, hasılı işin sahiplerini, görevlerini hakkıyla yapmaya davet etmek, yaşanan problemin boyutunun büyüklüğünü, vatandaşın ne kadar mağdur edildiğini kamuoyuyla paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Buradan şunu açıkça söyleyeyim. Zor günlerden geçiyoruz. Doğrudur. Allah ülkemizin ve dünyanın, insanlığın yardımcısı olsun. Böylesi zamanlarda insanların mağduriyetleri üzerinden siyasi rant yapacak değiliz. O niyetle de burada değiliz. Probleminizi ve sıkıntılarınızı paylaşmak, daha gür sesle haykırmak, çözümüne belki de bir nebze katkı sunabilmek adına İYİ Parti teşkilatları olarak yanınızdayız. Çok değerli basın mensupları ve kıymetli hemşehrilerimiz. Hatırlanacağı gibi mahallemizde 2 yıl önce bir inşaat sahasında yaşanan heyelan nedeniyle 100'e yakın ev oturulamaz hale gelmiş, 500'e yakın vatandaşımız yersiz ve yurtsuz kalmıştı. Allah beterinden saklasın, bu tür doğal afetlerden ülkemizi korusun. O tarihten bu yana Yıldırım Belediyesi'nin kira yardımıyla ayakta durmaya çalışan vatandaşlarımız kendilerine verilen kısa zamanda yeniden evlerine kavuşacakları sözlerinin yerine getirilmesini halen bekleyip duruyorlar. Her konuda olduğu gibi ne yazık ki bu hadisede de akılları kurcalayan sorular gündeme geliyor. Mağdur insanlarımızın adeta midesini bulandıran iddialar her gün konuşuluyor. TÜRGEV'e ait olduğu söylenen yurt inşaatı sırasında ve ona bağlı şirketin yaptığı inşaat sırasında yaşanan toprak kaymasından doğan mağduriyetten de bir rant devşirme çalışmasına yönelik iddialar maalesef ayyuka çıktı. Bu nedenle de o günden bugüne olan gelişmeler herkese, özellikle de bu mahallenin mağdurlarına, vatandaşlarımıza yok artık, bu kadar da olmaz dedirtmeye başladı.